Seçil Store, Belma Belen'le Geziyoruz programını sunar. Efendim merhabalar, ben Belma Belen, hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bu hafta sizlere Çorum'un Şirin mi Şirin ilçesi Ortaköy'den sesleniyoruz. Eğer almadıysanız çayınızı kahvenizi çabucak alın, arkanıza şöyle rahatça bir yaslanın. Ben sizler için Ortaköy'ü gezmeye hemen başlıyorum.
Bırakam kederi divane gönül. İnce Su Kanyonu'nda bağlama ezgileriyle İnce keyifli anlar yaşıyoruz. Çekilir bir gün. Çapa vurulmadık o topraklara. İlkbaharda tohum ekilir bir gün. İlkbaharda tohum ekilir bir gün. Ekilir bir gün. Çapa vurulmadık o topraklara. İlkbaharda tohum ekilir bir gün. İlkbaharda tohum ekilir bir gün. Ekilir bir gün. Diyemedim. Hakkın alıyor günler vaylar. Sensiz şu yüreğim buz diyemedim. Cemalim gülerken içim kan ağlar. Özlemin canımda, özlemin canımda köz diyemedim. Ortaköy ilçesinde birçok tarım ürünü yetişiyor. Mesire alanında İnce Su Köyü'nün hanımlarıyla bir araya geliyoruz. Hanımlarla keyifli bir sohbete dalıyoruz. Gel vatandaş, gel gel, taze taze tarladan sebzeye gel. Değerli izleyenler, İnce Su Mahallesi'nin hanımları hemen gittiler tarladan, bu sebzeleri topladılar, getirdiler. Evet, muhtarın hanımı Makbule yenge ile biraz sohbet edelim. Bakalım niye sana Makbule yenge diyorlar? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden görüşelim? Hep tarlamızdan ürünler. Kendimiz ekiyor, kendimiz hak ediyor. Domatesimiz, salatalığımız, biberimiz, bamyamız hep kendimizin. Valla hemencecik topladınız geldiniz, evet, Makbule evet. Yenge. Evet, hep kendimiz topladık, hak ettik. El emeğimiz, göz nurumuzdan hep hak ettik, getirdik. Evet, ellerinize, emeğinize sağlık. Makbule yenge, böyle sen biraz sert gibi geldin bana. Niye öyle, muhtarın hanımısın diye mi? Hayır, ben orada kaldırdınız, ben orada çekim yaptırmadınız, ondan size kırıldım. Ben, o benim emmimin oğlu. Ben yerim seni, şimdi gönlünü alırım ben seni. Teşekkür ettim, sağ ol. Ne şaka yapıyorsun, yapayım. Şu İncesu Mahallesi'ni bir anlatsana bize. Valla ne yapıyor? Hanımlar tarlada mı çalışıyor? Tarlada çalışıyoruz. Soğan zamanında çeltük ektik, hak ettik. Pancarıdı, nohududu, mercimeğiydi. Haşhaş yeni, şimdi yine hak ediyor. Var. Çok mu iş? Çok iş var. Çok, sabahtan çok akşama kadar çalışıyor. Evi de ev işi. Yemek yetiştiremiyorduk. Oo. Ya, 6 tane ineğim vardı, 20 tane geçi var, onları sağa hak et. 3 tane kaynananın karını çek. 3 tane kaynan. Niye 3 evet. tane? Oğlu olmamış. 3 tane evlenmiş ki oğlum olsun. 3 tane kaynana. Benim adamı bulmuş. Makbule yenge 3 kaynana hayatta evet. mı? Yok, hayatta diye şükür gittiler. Tövbe tövbe. Ne yapalım? Allah rahmet eylesin. Sen de kurtuldun. Ben de kurtuldum. Çok mu çektirdiler? Çok çektik. Ne yaptılar? Ama onlar da çekti benim yanım sıra yokluğu. Onlara da vardı, ben de. Bu sebzeler nereden şimdi? Tarladan topladınız, evet. geldiniz. Evet, bahçemizin. Hepsi İncesu Mahallesi'nde, evet. sizlerin bahçesinde Hı-hı. yetişiyor. Evet, çok var mı bahçe, büyük çok, mü? Çok bahçe var. Evet. 3 dönüm, 2 dönüm, 1 dönüm, her şey. Ama herkesin mutlaka var. Evet, her şey, hepsini var. Buradan başta şeyce var, öteki köpleyece. Peki dışarıdan hiçbir şey almıyorsunuz, her şeyi kendiniz yetiştiriyorsunuz. Aynen öyle, biz kendimiz yetiştiriyoruz. Sabah topla geldim, gittim topladım. Getirdim. Mıhtarın hanımı da dedi, çekim var, gelin bunu işedim, burada çekelim, satalım. Vallahi taze taze fasulyeler, kütür kütür, değerli izleyenler. Evet, yıkadınız mı bunları? Yıkamasanız da önemli değil. Yıkamadım. Ye ye, boş ver. Ye. Böyle. Vitamin olur. Yıkama neymiş değil mi? Evet, evet, evet. Böyle herkese nasip olmaz. Tarladan geldi bu salatalıklar, taze taze. Yemezsem olmaz. Sen de bu şey olana da verin deyilsin. Burak gel, sen de al bir tane. Burak'a da verelim, kameramana da verelim, o da yesin. Hepsi yesin, ayıp ediyoruz. Muhtarım hayırlı olsun. Sağ ol. Yeni seçilmişsin. Evet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, hayırlı olsun. Memnunsun, neler yaptın? Vallahi daha hiçbir şey yapmadık. Yolumuzu işte kraydar geldi, yolları düzledi. İşte idare ediyor. Şimdi evet. çalışmaya çalışıyoruz, yani uğraşıyoruz. Peki nüfus kaç?
Nüfus 330-35 aralarında bir şey. Peki İncesu Mahallesi'nin muhtarısın. Evet. Yeni seçildin. Evet. Mahalleli senden ne istiyor? Mahalleli yol istiyor, su istiyor, işte her şeyi istiyor. Her şeyi istiyor. İstekler evet. Bitmiyor diyorsun. Bitmiyor evet. Doğru. Yapabilecek misin muhtarım? Vallahi birazını yapacak, birazını da öbür seneye işte elimizden geldiği kadar idare edecek. Makbule yenge senden çok memnun. Evet. Konuştuk onunla da. Evet, doğrudur evet. Ama böyle bana evde biraz Makbule yengenin lafı geçiyor gibi geldi. Olabilir. Nasıl biliyorsun, nasıl biliyorsun? Vallahi ben anladım. Makbule yenge sonra hayat müşterek ikimizin de lafı geçiyor dedi ama bence Makbule yengenin lafı geçiyor. Doğru. Sinirlendim, bekleşmiyor da idare edeceğim. Ne yapacağız işte. Ali Duran Bey, burada herkesin bir lakabı var mı? Evet var. Senin lakabın ne? Bana Necun Ali derler. Ne derler? Necun Ali. Necun Ali. Evet. Ne demek o? Yani babamın adından, babamın ne? Hayatta mı? Yok babam. Allah rahmet eylesin. Muhtarım senin var mı lakabı? Diyor mu iyi bir işin oğlu derler bana. İyi bir işin oğlu. Evet. Başka lakaplar şöyle ilginç. Çok güzelmiş köyün lakapları. Alacının Şevket derler. Alacının Şevket. Sarı Ahmet derler. Körüsün Şükrü'nün oğlu derler. Abbas'ın Halil'in oğlu derler. Şiko derler. Şapinuva Hitit şehri Ortaköy ilçe merkezinin 3 kilometre kadar güneybatısında yer alır. Şapinuva, Hitit Devleti'nin önemli idari merkezlerinden biridir. Hitit çağında hem siyasi hem de coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir noktada yer alan şehir, önemli bir askeri ve dini merkezdir. Değerli izleyenler, Çorum'un Ortaköy ilçesi gerçekten çok güzel ve çok şirin bir ilçemiz. Şu anda Ortaköy'ün merkezinde bulunan parktayız. Burada Ortaköy'lü hanımlar yöresel yemekler ve yöresel el sanatlarıyla bizi bekliyor. Ben de hemen yanlarına doğru ilerliyorum. Değerli izleyenler, Çorum'un Ortaköy ilçesinde hanımların halk eğitim merkezinde yaptığı el emeği, göz nuru, el sanatlarının sergilendiği tezgahtayız. Evet, yanımızda Behiye ablamız var. Behiye ablacığım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Behiye abla? Teşekkür ederim. İyiyik. Halk eğitimde bir şeyler yaptık, buraya sergiledik. Evet, halk eğitime devam ediyorsunuz. Buradaki bütün hanımlar devam ediyor. Evet, devamlı hiç boş kalmadan eski tarihi şeylerimizi babadan dededen kalan bütün onları sergiledik işte yapıyoruz, hediyelik oluyor. Evet değerli izleyenler, bakar mısınız çantalara ne kadar şık, canlı motiflerle süslenmiş. Evet, çanta ve çorap yapıyorsunuz daha çok sanırım. Çanta, çorap, eldiven. Peki Behiye abla, bebeğin üzerindeki yöresel kıyafet sanırım. Evet, yöresel kıyafet. Benim üzerimdekiyle aynı sanki. Aynısı, evet aynısı. Evet değerli izleyenler, bakar mısınız yöresel kıyafet giydim, yakışmış mı bilmiyorum. Bebeğin üzerinde de var. Behiye abla, peki yöresel kıyafeti bize bir anlat. Yöresel kıyafet, cepken. Evet. Cepken bunun ismi. Oradan şali derik. Orada, şalvarım bile var. Şalvarın adı şali deriz. Şali. Şalvara şali deniyor. Şali. Bu da kuşak. Kuşak. Şu da üç etek. Ben şöyle döneyim. Evet. Şu an görünsün. Ortaköy'ün marifetli hanımları yöreye özgü içli yapıyor. Efendim, Ortaköy'ün hanımlarıyla Toprak Sac'ın başında bir araya geldik ve içli yapıyoruz. Perihan abla, kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şu içliyi bize bir anlat. Bizim için yoruldunuz bugün, hazırladınız. Sacı yaktınız. Sacı yaktı, hamurumuzu yoğurduk, içliğimizi yapıyor. Evet. Neli yapıyorsunuz? Peynir, çökelik, maydanoz, her türlüsü oluyor yani.
aslında Gözleme değil mi? Buradaki evet. adı İçli. Evet. Gerçekten Ortaköy çok şirin bir ilçe. Şu anda meydandaki, ilçenin meydanındaki parktayız değerli izleyenler. Hanımlarla ortam gerçekten çok güzel. Perihan abla ben bir şey duydum. Neymiş dedi Perihan abla. Senin sesin çok güzelmiş. Sesim güzel de şeyi bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Yanımda biri olmanca şeyi bilmiyorum. Ben varım işte Perihan abla bak buraya kadar gelmişiz. Yanına oturmuşum. Şimdi beni kıracak mısın? Kırmam söylerim. Aldım elime kalemi. Aldım elime kalemi. Dinle başıma geleni. Benim gibi gül mü yeni gül diyorlar gülemiyorum. Ben işte kardeş ben böyleyim. İşte kardeş ben böyleyim. İşte kardeş ben böyleyim. O feleğe ne söyleyeyim. İşte o feleğe. Ben de sesi iğrenç. Neydi kız o feleğine söyleyeyim ardı neydi? Madımak yaylanın yolunda biter. Günün dönümünde mevsimi yeter. Sıladakıların bununla tüter. Niyaman lezzetli güzel madımak. Haydın kızlar size müjde çıktı madımak. Bıçağı alın da toplamaya bak. Çit piston üstüne bir de önlük tak. Çıkarman yerine sallan bir zaman. Madımak yiyenin kesilir hızı, başına toplanmış gelini kızı. Yaprağı yeşildir, kökü kırmızı. Niyaman lezzetli güzel madımak. Yetmez mi? Çok güzel. Bey abla ağzına yüreğine sağlık. Perihan abla bu pişti. Yiyebilirsin afiyet olsun. Ama bu çok sıcak. Sen bana önce pişirdiklerinizden ver. Bence bir tadına bakmak istiyorum artık dayanamıyorum. Heh, yağladığımızda iyi. Evet içler saçtan alınıyor değerli izleyenler. Ondan sonra da yağlanıyor. Ben de şimdi afiyetle yiyeceğim. Tadına bakacağım sizler için. Biraz da kendim için. Bu yanacak ne yapacağız bunu? Nereye atıyorum? Evet örtüye atıyorum. Şimdi yağlanacak içler. Ay çok güzel yaparım. Çok güzel yaparım. Hiç kaçmaz. Bir dakika biraz soğuk mu bu? Bu biraz daha iyi. Heh. Of değerli izleyenler mis gibi saçta pişen içli. Yöreye özgü küpe peynir basmanın yapılışını öğreniyoruz. Evet değerli izleyenler Yıldız ablamız Bismillahirrahmanirrahim dedi röportaja başlamadan önce biraz gerildi sanırım Yıldız abla kolay gelsin. Geriliyorum sağ ol Allah razı olsun. Nasılsın? İyi elhamdülillah sizi gördük daha iyi oldum. Ben de sizi gördüm daha iyi oldum. Yıldız ablacığım ne yapıyorsun şu anda? Ev yapımı peynir evet. Kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Evet kendimiz yapıyor kendimiz aha bu çölmeğe basıyor. Evet. Biraz çökele koyuyor biraz peynir tuz. Bu arada tuz, iri tuz olacak. Hı-hı. İnce tuz olunca acı diyor. Hı-hı. İri tuz güzel ediyor. Bunu toprağa koyup bir 6 ay bekliyor. Tamam. Çok güzel oluyor. Önceden şimdiki gibi buzdolabı yoktu. Hiçbir şey yoktu. Annelerimiz bize bunu öğrettiler. Toprağa koymuyor. Kışın çıkarıyor. Yok. Ama hala aynı gelenek devam ediyor. Ortaköy'de. Ediyor. Aynen ediyor. Evet şu anda kendi ellerinizle yaptığınız peynirleri doğruyorsunuz. Evet minik minik doğradılar. Ortaköy'ün peynirleri çok lezzetli. Değerli izleyenler dışarıdan asla marketten peynir almıyorsunuz. Peynirinizi tamamen kendiniz yapıyorsunuz. Evet hiç almıyor biz. Biz kendimiz. Hmm, gerçekten harika. Neden yapıyorsunuz bunu? Sütten. Kendi ineğimizin, kendi sütümüzden. Kendi organik. Vallahi ne kadar şanssız. Sütü sağ inekten. Sütümüzü sağırık, arpamızı, buğdayımızı yediririk. Onun sütüyle bu peyniri yaparız. Yalnız ben bu peynire bayıldım. Adı ne bunun? Adı peynir işte. Eski peynir diye geçiyor. Şimdi 6 ay bekleyince bazıları çörek otu koyuyor içine.
Evet, içine çörek otu da koyuyorlar. Eski peynir alırken mesela pazarı kadınlar çıkarıyor burada. Salı pazarımıza çıkardıkları zaman eski peynir diye alıyoruz biz. İsmi eski peynir. Evet, ismi varmış yani Yıldız abla. Bana kızdın ama evet. Kızmadım. Niye kızayım? Kızmam. Şaka yaptım canım benim. Evet, şimdi Yıldız ablamız Sevda'yla birlikte peynirleri kesti. Küpe basacak. Aralarına da iri tuz ve çökelek ilave edecek. Öyle değil mi? Evet. Çökeleğin önemi de şey, yumuşak ediyor. Yumuşak yumuşak çıkarınca o kadar yumuşak yumuşak yiyor. Çok tatlı oluyor. Nasıl tatlı? Nasıl tatlı oluyordur kim bilir. Keşke yolun düşse de iyi versen o zaman. Vallahi gelirim ben bu lezzetli peyniri yemeye. Hadi şöyle Yıldız abla küpe bir basalım artık. Şöyle izleyenler de görsünler. Şu çökeleğin de tadına bir bakalım. Her şey doğal. Harika. Şimdi de yöresel yemeklerin nasıl yapıldığını izliyoruz. Değerli izleyenler, Ortaköy'ün hanımları gerçekten çok sıcak, çok güler yüzlüler. Onlarla sohbet çok keyifli. Evet, buraya kadar gelmişken Ortaköy ilçesinin yöresel lezzetlerini de onlardan öğrenmek istedim. Yanımızda Sefade ablamız var. Buranın yöresel en meşhur yemeklerinden hamur köftesinin yapılışını anlatacak şimdi bize. Kolay gelsin Sefade abla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bizim bu düğülümüz. Yarma düğülü. Evet. Düğül. Bu yarma düğülü. He, yarma düğü bu. Bunu biz bir saat önce yüyüyor, arıtıyor, tertemiz ediyor yani. Taşını falan her şeyin tertemiz yıkıyor, mis gibi yapıyor. Ondan sonra bunu bir yarım saat ıslıyor. Yarım saat ıslandıktan sonra bunu başlıyor, tuzunu atıyor. Pul biberini atıyor. Hadi şöyle bir atalım, başlayalım. Şöyle bir göster nasıl yapıyorsun. İnce tuzunu atıyorsun. Tuzu atıldı. Arkasından doğal pul biberlerimiz oluyor. Tamam. Onu atıyor. Karabiberimiz oluyor, onu atıyoruz. Ondan sonra soğanını doğruyoruz. Soğanını böyle ince ince doğruyoruz içine. Hı. Böyle doğruyor. Su falan koymuyor. Tamam. Asla. Tamam. Çünkü doğal bu. Hı hı. Annem bundan bana bir kazan yapardı, şuraya koydu. Biz bunlara şimdi tencere diyorlar. Ne tenceresi? Asas adı kazan. Eskiden kazanla yapar. Eskiden kazanla anam böyle bir kocaman kazanı yapıyordu. Aşilyani derik. Ona bölüyordu aşilyani. 12 kişiydik evde. İçinde 10 tane kaşık dönüyor, 12 kaşık. Takır, takır, dön Allah dön. Onu bir yiyorduk Allah. Ben senin neyim? Kim bilir, nasıl lezzetliydi değil mi? Oo, ben senin etini, sütünü neyim? Allah'a bak. Bayağı un katıyor şöyle. Evet, düğüye baharatlar koyuldu değerli izleyenler. Ununu da ilave ettim. Ununu da ilave ettim, yoğurmaya başlıyorum. Şimdi yoğuruyorum. Yoğurmalar oluyor, başladı. Ama her şey doğal ha. Evet. Evet, harika. Böyle doğal olacak. Köftelerimiz yapılıyor. Köftemiz başladı yapılmaya. Şöyle yaparım. Sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Bak, öğreniyorum senden şimdi. Öğren ha. Oo, minik minik yapıyor. Evet, böyle böyle yapıyor. Bunu güzelce böyle dolduruyor koca tepsiyi böyle. Potinin bayım, içinin toprağıyım. Yar eline gül almış, ben onun yaprağıyım. Oo! Bir de salıncak kuruyorduk. Sallandın mı? Haydi! Sefade ablamız coştu. Ha billah. Haydi, haydi, haydi. Bunu bir dakikada gözün hiç bakmadan bitiriyorum. Bakmış bitmiş. Hiç. Ha şimdi bu böyle. Yoksa başka türlü biteceği yok değil mi? Yani bu böyle şimdi yaptık bitti. Ama o kadar minik yapıyorsun ki vakit geçmez tabii böyle şarkıyla, türküyle, maniyle. Tabii onu bunu söyleye söyleye geçecek bu. Ondan sonra bunu ne yapıyor? Tutuyor. Yarım kazan su koyuyor. Biz tencere demiyor kazan diyor. Tamam. Kazan tamam. Ha, yarım kazan suyu koyduk. Altını yakıyor. Altını yaktık. Bu güzelce kaynadı. Tuzunu attık içine. Bu üfelediklerimizi bunun içine koydu, kaynadı, piş, yarım saat pişti. Ondan sonra tutuyor, şeyi koyuyor, tereyağımızı koyuyor. Ondan sonra susuğunu doğruyor içine. Bunu güzelce bu yağda kızartıyor, bu pişi bindikten sonra. Kıpkırmızı oluyor, gene tekrar pul biberi,
salçası, karabiberi, tuzu, her şeyi içinde bunu kıpkırmızı kızar diyor. Bu pişmişin içine döküyoruz. Oh, yeme de yanında yat. Vallahi yeme de yanında yat. Sefade abla, sen bizim için pişirdin. Şöyle bir görsün izleyenler. Şöyle bir kepçeyi ver. Şahane. Tatlı mı tatlı? İçimde kargı gibi bir bulut saklı. Bayıldım. Gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Evet, devam etsin. Çok güzel olmuş. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Kilo almadan da gitmiyorum Ortaköy'den. Aynen. Aynen öyle. Sefahat abla. Sen ne yiyorsun sağa sola? Ye. Devam et. Oh. Ellerimle yaptım. Ne güzel olmuş değil mi Doğan? Afiyet şeker olsun. Oh. Efsane. Ellerine sağlık. Çok güzel. Bayıldım, bayıldım. Afiyet olsun, afiyet olsun. Çok güzel. Ye. Vallahi değerli izleyenler, ben bu lezzetli yemeklerin hepsinden biraz biraz yersem halim harap. Döndü ablamız da bize, bakalım ne yapacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bebek aşı yapacağım. Bebek aşı? Evet. Nasıl oluyor bebek aşı? Aslında bebek aşı eskiden bebek maması olarak tüketiliyormuş, öyle değil mi? Evet. Şu anda tatlı olarak mı yapıyorsunuz? Tatlı olarak. Bebek aşı buranın yaygın tatlısı. Evet. Evet, ne yapıyorsun şimdi döndü abla? Nişastasını koyuyorum. Sütün içine nişasta koyuyorsun. Evet, nişasta koyuyorum. Evet. Şekerini koyuyorum. Evet, döndü abla sütün içerisine nişasta koydu, şekerini koydu tencereye. Evet. Evet döndü abla, şimdi tencereyi aldın. Ne kadar süt var tencerede? 2 kilo süt var. 2 kilo sütün içerisine ne kadar nişasta koydun? 5 kaşık koydum. 5 kaşık. Ondan sonra şekerini ne kadar ilave ettin? 6 kaşık da şekerini koydum. Tamam. Şu anda da mikserle karıştırıyorsun. Ondan sonra tüpün üstünü alacağım. Ondan sonra pişecek. Evet. Değerli izleyenler, döndü ablamız elleriyle bebek aşı yapar da ben tadına bakmaz mıyım? Tabii ki bakarım, ye ye, ne olacak bilmiyorum. Benim halim böyle. Afiyet olsun canım. Harika. Olsun. Harika. Efendim yemeklerin hepsi birbirinden lezzetli. Hemen Kiraz ablamın yanına geldim. O da bize un helvası yapacak. Ortaköy'e özgü. Kiraz abla, nasıl yapıyorsun? Bir anlat bize. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tarlamızdan çıkan buğdayı üyüdürük. Getiririk. Burada kızartırık ateşte. Helva yaparız. Yöresel. Evet. Valla her şey doğal. Her şey doğal. Biz çiftçilerimize azık kurduk bundan önceler. Yapardık büyük illerine tatlı mı vardı? Bu vardı. Pekmezlerimiz çoğdu. Bağda kaynatıyor pekmezlerimizi. Böylece getirdik. Pekmezi de gerçekten Ortaköy'ün çok lezzetli, çok ünlü. Evet, pekmezimizi kaynatıyor. Bağımızdan kaynatırık, getirdik pekmezimizi yaparız. Unumuzu da tarladan getirdik, buğdayımızı. Un yaparız. Unumuzu evet. Da tencerede kızartırık. Yağsını da koruk. Pekmezini de dökerek helvamızı yaparız. Tatlı tatlı yeriz. Evet Kiraz abla, şimdi? Şimdi pekmezini koyuyor. Evet. Evet, pişirilmesi de son derece pratik. Çabuk oluyor. Evet, çabuk oluyor. Bu unu yalnız zor kavruluyor. Valla canın tatlı istediğinde hemen 5 dakikada yapabilirsin. Kiraz abla, tadına bakabilir miyim? Tamam mı? Oldu mu? Valla sabırsızlanıyorum. Değerli izleyenler, Ortaköy'ün mis gibi pekmezli un helvası. Helvası, evet kızım, evet. Ya çok fenasınız, böyle güzel güzel yemekleri, tatlıları yaptınız. Vallahi kilo alacağım. Sıra daha önceden hazırlanmış lezzetli yemeklerin tadına bakmaya geldi.
Değerli izleyenler, Ortaköy ilçesinin yemekleri şahane, izzet, ikram bitmiyor. Valla ben de hepsinin tadına teker teker bakıyorum. Ancak turşusu da çok lezzetli Ortaköy'ün. Gül ablamız anlatacak bize, Ortaköy'ün turşusu niye bu kadar lezzetli? Havasından mı, suyundan mı, yapılışından mı? İlk önce şunu söyleyeyim, bu yöremizi tanıttığınız için, buraya geldiğiniz için, ilçemize geldiğiniz için teşekkür ederim. Hoş safa geldiniz. Hoş bulduk. Bu turşumuz her yerde olduğu gibi burada da çok meşhurdur. Ama bizim önemli olan işte kendi doğal bahçemizden toplanan, kendi doğal suyumuz bu dağların içinde eteklerinden gelen, her şeyi doğal olduğu için bol sarımsak, bol biber, işte sirkeyle olan harika bir turşudur. Evet, öyle olunca her şey tarladan doğal, taptaze, turşu da lezzetli oluyor. Şöyle lazım. Şöyle hemen elimle de alıyorum. Acur değil mi bu? Kıtır kıtır, evet, çıtır çıtır. Harika. Gerçekten çok güzel. Evet. Övünmek gibi olmaz mı? Buranın yemekleri çok harikadır. Yemekleriniz gerçekten çok lezzetli. Gerçekten çok beğendim. Hepsi evet. Çok güzel. Afiyet şeker olsun. Ve Ortaköy'ün mutfağı da çok zengin. Çeşit evet, çok, çok zengin, fazla. Çok doğal köy ürünleri işte. Eski annemizin, ebelerimizin, dedelerimiz yaptığı, bu atalarımızın yaptığı. Onlardan gelen bir şey yani. Farklılık var. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler için hazırladık. Ellerinize sağlık. Kaç saat uğraştınız böyle? Valla 2 saat uğraştım. 2 saat uğraşmışsınız. Önce haşhaşı ekerik. Ondan sonra elimizle toplarız. Önce sokağa sererdik. Taşlarla kırardık, ayağımızla kırardık. Şimdi patos çıktı. Patoza veririk. Patos ne? Haşhaş patosu. Hani buğdayına yapıyorlar ya. Öyle ondan eve getiririk, dibekte haşhaşı döverik. Elimiz... Bir dakika bey abla, şu böreğin içindeki haşhaşı bile tarlanızdan mı topluyorsunuz? Evet, evet. Elimizle topluyoruz. Vallahi inanmıyorum. Her şey tarladan Ortaköy'de evet. Değerli izleyenler. Bu kadar mı? Belma Hanım. Bu kadar mı her şey doğal olur? Yani bizler bunları marketten alırız. Hayır, işte biz tarladan getiriyor. Kendi elimiz doğal. Onu dibekte döveriz. Yağıyla karıştırırız. Mayalıyı açarız. Tamam. İçine böyle sürürüz. Mayalı hamur yaptın, haşhaşı sürdün. Evet. Ondan sonra yuvarlarız. Böyle tepsiye döşeriz. Bey abla, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Harika. Çayın yanında, kahvaltıda. Evet. Yaparsınız değil mi sık sık? Yapıyoruz. Sık sık yapar yeriz. Hemen. Haşhaş da bol. Evet, bol. Ellerine sağlık. Giderken size doldurayım, koyayım, götürürsünüz. Vallahi götürürüm. Aha. Götürürüm abi. Düğünde görüşürüz. Görüşürüz. Tamam Belma Hanım. Değerli izleyenler, köy düğünümüz var Ortaköy'de. Az sonra. Efendim ben bizzat Ortaköy ilçesinin yöresel lezzetlerini merakla keşfetmeye devam ediyorum. Hanımlar bugün uğraşmışlar, çalışmışlar bizim için. Bu yemekleri el birliğiyle yapmışlar. Dönüş abla sen bize mantıyla erişte yaptın sanırım bugün. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Tarlamızdan kendi emeğimizle yaptığımız buğdayın unuyla beraber eriştemizi kendimiz yoğurup kendimiz açıyoruz. Ve haşlanıp işte tereyağıyla yağlanıyor. Üzerine basma peynir, az önceki arkadaşımızın gösterdiği basma peynir üzerine ilave ediliyor, süsleniyor. Bakalım nasıl bir lezzet ortaya çıkmış. Tabii ki muhteşem. Merak etmeye bile gerek yok. Her şey çok güzel. Evet mantı. Bayılırım mantıya. Mantımızı aynen kendi tarlamızdan, kendi emeğimizle hazırladığımız işte unumuzdan yoğurup el birliğiyle yapılan mantımız bu da. Yine bu da suda haşlanıp tereyağıyla üzerine sos yapılıp üzerine sarılıyor. Sosta ne var? Sosumuzda pul biber, sumak atıyorlar üzerine, atılıyor genelde. Evet. Azıcık, çok az bir salçayla süsleniyor. Sarımsaklı yoğurt dökülüp üzerine sosu süsleniyor. Afiyet olsun. Eline sağlık Dönüş abla. Afiyet olsun. Evet, ben hemen mantımı yiyerek Ayfer ablaya dönmek istiyorum. Bugün yedim artık, yiyeceğim kadar battı balık, yan gider değerli izleyenler. Ayfer abla,
Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz geldiniz, daha iyi olduk. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Neler yaptın bize? Burada bir tatlı var. Nedir o? İrmik tatlısı mı? Haşhaşlı irmik tatlısı yaptım. Bir de yöremize ait börek. Adına sini deriz biz buna. Evet. Ne var sini böreğinin içinde? Sini de işte çökelek peynir koyarız içine. Kendi ellerimizle yoğuruyoruz. Ondan sonra el açması yufkamız. Kendi ilçemizin tarlasından çıkan buğdayla el açmasıyla yapıyoruz ya. Tatlıyı bir anlatır mısın Ayfer abla? Tatlımız da haşhaşlı. Haşhaş da kendimize ait. Süt, yumurta, yağ koyarız. Haşhaş koyarız. Revani gibi. Revani çok güzel. Gibi, evet, genelde. Yumuşak bir tatlı. Evet. Yani evet, şerbetli ve yumuşak bir tatlı revaniye benziyor ama içi haşhaş dolu. Ortaköy'ün meşhur tarlalarından toplanan haşhaş. Bir lezzet katıyor haşhaş koyduğumuz zaman. Değerli izleyenler, Kezban ablamız da bize düğü çorbası yapmış, yöreye özgü. Evet. Ben... Ellerine sağlık Kezban abla. Teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ben ebeden, dededen, atalarımızdan kalan bir düğü çorbası diyoruz bunu. Onu pişirdim. Nasıl önce... pişirdin? Aslında değerli izleyenler, ince bulgur var. Yani sulu bulgur çorbası gibi değişik bir çorba. Neler var içinde? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bunun suyunu tencereye koyuyorum, kaynatıyorum. Kaynamış suyun içerisine o düğü diyoruz. O düğüyü koyuyorum. Düğü, bulgur. Bulgur düğüsü, hı hı, koyuyorum. Kaynıyor. Tamam. Üzeri tuzunu atıyorum. Üzerine tekrar bol soğanlı, tereyağlı, hı hı, onu kızartıyorum. Ondan sonrasını salçasını, acılı pul biberini, hı hı, toz biberini baharatıyla beraber koyup lezzete sunuyorum. Lezzetle. Peki yapar mısınız sık sık? Yaparız. Yaparsınız. Yaparız. Şöyle bir tadına bakayım düğü çorbasının. Kolay da değil mi yapılışı? Evet, yapılışı çok kolay. Evet. Tuzu var mı? Ortaköy'e özgü düğü çorbası. İçinde bulgur var değerli izleyenler. Valla çok lezzetli. Bulgurun lezzeti var. Senin de ellerinden daha bir lezzetli olmuş Kezban ablacığım. Afiyet olsun. Zeynep'ciğim çok fenasın. Yaprak mı sardın bize? Evet, hoş geldin. Nasıl yaptın? Hoş buldum. Etli mi, zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı. Etli sarmıyoruz biz. Yarma bulgur koyuyoruz biz içine. Aa, pirinç koymuyorsunuz. Evet. Pirinç de var içinde. Yarma, bulgur, pirinç, evet, mercimek, böyle karıştırıyorum güzel. Mercimek de var. Evet, kırmızı mercimek de koyuyorum. Ben evet, öyle seviyorum. Başka ne var içinde? Salça var. Baharat olarak karabiber var, tuz var. Ondan sonra pul biber atıyoruz. Hı-hı. Yaprak, asmadan topluyorum yaprağı. Oo, taze yaprak çok... yani. Yaprak sarması mis gibi. Ortaköy'e özgü. Çok değişik, çok güzel. Yolunuz Çorum Ortaköy'e düşerse bu lezzetli yöresel yemeklerin tadına mutlaka bakın değerli izleyenler. Bakmazsanız çok şey kaçırmış olursunuz, benden söylemesi. Ben bakıyorum. Pembe abla nasılsın? İyiyim Allah'a çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ne yaptın bugün bize? Biz size sebzeli pilav. Nasıl oluyor sebzeli pilav? Ortaköy'e özgü. Her şeyi organik, bulguru falan hep kendimizden yaptığımız bulgurlarımız. Tereyağı üzerine salça kavuruyor, üstüne domatesini, biberini, patatesini kızartıyor. Patatesini kızartıyorsunuz? Kavuruyor yani. Sebze bir tek patates mi var? Biber, domates de var içinde. Ondan sonra bulgurunu koyuyoruz, üstüne suyunu koyuyoruz, pişiriyoruz salçasını. Yapıyorsunuz sık sık? Evet. Tarlalarımıza yaptığımız pilavlarda. Hı, tabii ki. Kendimizin organik buğdayı. Tabii ki burada her şey çok lezzetli. Pilav da çok lezzetli. Aksini beklemiyorum. Çünkü Ortaköy'ün yemekleri gerçekten efsane. Harika değerli izleyenler. Bayıldım. Sürekli bir yeme durumum var gördüğünüz gibi. Erkin'e çok sevdim. Çiğdeme konarları, Gülcan öldürdün beni.
Değerli izleyenler, Ortaköy'ün merkezindeki Şirin Park'ta Ortaköy Belediye Başkanı Sayın Taner İspir ile birlikteyiz. Evet, önümüzde çaylarımız. Sayın Başkanım'dan Ortaköy'ün güzelliklerini dinleyeceğiz. Efendim, öncelikle misafirperverliğiniz için ben çok teşekkür etmek istiyorum. Asıl biz teşekkür ederiz. Benim Anadolu'da saklı kalmış bir ilçem. Güzellikleri, tarihi, kültürü çok farklı olan bir ilçenin tanıtımına katkıda bulunacaksınız. Geldiniz, bizlere hoş ettiniz. Cenab-ı Hak da sizlere hoş etsin diyorum. İnşallah bunların devamını da getiririz. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ortaköy'de olmak çok güzel. Başkanım, gerçekten ilçeye hayran kaldık. Çok şirin, çok güzel, insanları çok sıcak, çok keyifli saatler, günler geçirdik Ortaköy'de. Bizi çok güzel ağırladınız. Özellikle İncesu Kanyonu'na hayran kaldığımı söyleyebilirim. Ortaköy'ü eminim ki bilmeyenler, gelmeyenler var. İlçeyi nasıl anlatırsınız Ortaköy Belediye Başkanı olarak? Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri gönülden saklı bir kentimiz, saklı bir ilçemiz. Bir medeniyete başkentlik, iki medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçemiz. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi İncesu Kanyonumuz var. 12 kilometre uzunluğunda. Kanyonun içinden geçen bir çekerek ırmağımız var. Ve nihayetinde o kanyonun içerisinde bir medeniyetin yaşamış olduğu bir tarih var. Şapinova'mız var. Bugün Şapinova Hititlerin başkenti. 5000 yıllık bir geçmişe sahip. Yani Ortaköy 5000 yıl evvel bir Hititlerin başkentiyken bugün Anadolu'nun doğallığı bozulmamış, bakirliği bozulmamış, tatlı bir yöresi, saklı bir beldesi. Bu saklı belde olan Ortaköy ilçemizi gün yüzüne çıkarmak, Çorum'a tanıtmak, Türkiye'ye tanıtmak, hatta dünyaya tanıtmak gibi bir vazifemiz olduğunu düşünüyorum. Biraz evvel dediğim gibi sizler bu konuda bizlere çok destek olmak için buradasınız. Ayrıyetten ilçe halkım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak ayaklarınıza sağlık versin, derman versin. Bu güzel ilçeyi sizlerin katkısıyla dünyaya tanıtalım. Bu medeniyet ilçesini hep birlikte dünyaya tanıtalım diye düşünüyorum. Başkanım, özellikle İncesu Kanyonu'nu herkesin gelip görmesi lazım. Gerçekten bir doğa harikası. Keza Şapinova da öyle. Biraz daha yöresel ürünlerden, el sanatlarından bahsedelim istiyorum. Pekmez özellikle çok ünlü, çok doğal ve sağlıklı. Son zamanlarda bağcılık kayboluyordu. Bizim çok böyle üzümümüz vardır. Kabuğu ince, tadı çok tatlı bir üzümümüz vardı. Ben göreve gelmeden bu yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuştu. Şu anda önümüzde görmüş olduğumuz pekmezimiz, üzüm pekmezimiz, evet. Üzüm pekmezimiz tamamen. %1500 organik derler ya, %1500 organik. Önümüzde Ortaköylü hanımların el emeği, göz nuru yaptığı çantalar var, çoraplar, eldivenler var. Ve üzerinde çok canlı motifler işli. Bunların bir anlamı var mı başkanım? Bu ta bize Orta Asya'dan gelen bir kültür. Bu çoban çantasıdır. Yani çoban sabahleyin önüne hayvanlarını katıp dağa gittiğinde buna azık dediğimiz azığını alır kor ve bu azık çantasıyla birlikte dağa gider. Ta oradan gelmedir ve üzerinde görüyorsunuz Orta Asya kültürüne has burada motifler var. Motifler var, nakışlar var. Bu nakışların ve motiflerin hepsinin ayrı ayrı bir anlamı vardır. Evet başkanım, Ortaköy ilçesinin yöresel lezzetleri, yemekleri de gerçekten çok farklı. Bayıldım hanımların elleriyle yaptıkları, el lezzetini kattıkları birbirinden güzel yöresel yemekler muhteşemdi. Ancak benim dikkatimi çeken detay, her şey doğal. Buğday tarladan, haşhaş tarladan alınıyor ve taze taze yapılıyor. Özellikle Ortaköy ilçesinde yapılan ve küplere bastırılarak 6 ay boyunca toprağın altına gömülen peynirin tadı müthişti. Ona da bayıldım. Çok ilginçti. Hanımlarla birlikte küpe peynir bastık. Evet. Biraz evvel dediğiniz gibi Ortaköy bakirliğini bozmamış, doğallığını bozmamış biri. Her ne kadar sosyal ve ekonomik yönden geri kalmışsa da
Bu bir dezavantaj gibi gözüktü de avantajımız şu, bakirliği bozulmamış bu ürünün. Yani buraya o dediğimiz modern çağın kirletici unsurları girmemiş. Toprağımız kirli değil, suyumuz kirli değil, havamız kirli değil. Yani burada bir baca sütten fabrikalar yok ortamı kirletecek. Burada bir moloz dökülerek çevreyi kirletebilen bir fabrika atıklar olabilecek bir şeyimiz yok. Akarsuyumuz temiz nihayetinde. Toprağımız yorgun değil. Öyle olunca da çıkan ürünler de tamamen organik oluyor. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel ağırladınız. Güzel bir program yapmamıza vesile oldunuz. Ortaköy ilçesinde akşam kına gecesine konuk oluyoruz. Ortaköy ilçesi halkı eğlenmesini çok iyi biliyor. Ve şimdi de kına yakma zamanı. Değerli izleyenler, Ortaköy'de yöresel bir kına gecesine şahit oluyoruz. Kınalar yakıldı. Evet, gelinle damat şu anda alanda danslarını yapıyorlar. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bu güzel görüntülerle Şirin Ortaköy'e veda ediyoruz. Değerli izleyenler, bugün sizlere Çorum'un Şirin ilçesi Ortaköy'den seslendik. Evet, ilçenin güzelliklerini sizlerle buluşturduk. Yöresel yemeklerini ve kültürünü sizlere tanıtmaya çalıştık. Ben haftaya yurdumuzun cennet köşelerinde tekrar sizlerle birlikte olmak için yine yollarda olmaya devam edeceğim. Bir dahaki programda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Seçil Store, Belma Belen'le Geziyoruz programını sundu.